Evet arkadaşlar, çözüm yayınları 3D coğrafya soru çözümleriyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Abin nerede senin? Seni buraya yollamış. Abim gelmemiş. Ne beni oldu? Gönderdiler yerine. Eridi mi? Bilmiyorum hocam ne oldu. Ben söylemiştim hocam, bir yerden sonra dayanamaz. Sen de maşallah bayağı diri görünüyorsun. Biz Kaç? İlk defa çekim yapıyoruz değil mi sizin? Evet. Daha önce hiç. Zannediyorum bugün bırakırsın. Muhtemelen. Şimdi haritada kalmışız. Coğrafya öğretmeni Murat Bey sınıfa bir dünya siyasi haritası getiriyor. Grönland adası kutba yakın, öyle değil mi? Evet. Avustralya kıtası işte yaklaşık güney yarım küre, orta kuşak, evet, tropikal kuşak arası bir yer. Öğrencilere gösteriyor. Haritada bakarak bu iki yerin yüz ölçümleri hakkında yorum yapmalarını istiyor. Öğrencilerin hepsi birden Grönland adasının ve Avustralya kıtasının yüz ölçümlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylüyor. Yani Grönland'la Avustralya'nın yüz ölçümlerinin hemen hemen aynı olduğunu söylüyor. Hı hı. Tamam mı? Bunun üzerine Murat Bey tahtaya Grönland adasını yaklaşık 2 milyon kilometre kare, Avustralya kıtasını 8 milyon kilometre kare. Hemen hemen aynı değil. Değil. Yani 4 kat büyük neredeyse. Ama şimdi zaten burada soruyu çözmeden şunu görmekte fayda var. Fazla uzatmadan vereyim. Genelde dünya çizimlerinde bak, meridyenler arasındaki mesafe ekvatorda geniştir. Kutuplara doğru daralır. Daralır, evet. Tamam mı? Hı hı. Bu nedenle ekvatora yakın olan yerlerde, genelde ekvatora yakın olan yerlerde yüz ölçümleri 3 aşağı 5 yukarı tutar. Fakat kutba yakın yerlerde o ülkenin ya da o alanın gerçek yüz ölçümüyle haritada gösterilen yüz ölçümü arasında daha ciddi fark vardır. Biz bu amaçla projeksiyon kullanırız zaten. Hmm. Bu farkı ortadan kaldıralım, daha düzgün gösterirsin diye. Avustralya kıtasının yüz ölçümü, Grönland adasının yüz ölçümünün yaklaşık 4 katı kadar demişti ve büyük bir ihtimal sınıftan "Aa!" diye bir ses gelmiştir. Çünkü aynı görünüyor. Öyle değil mi? Evet. Avustralya kıtası ve Grönland adasının yüz ölçümleri arasındaki farkın çok fazla olmasına rağmen haritadaki alanlarının birbirine yakın olarak çizilmesi hangisiyle açıklanabilir? Ya arkadaş, dünya, şöyle şurayı kullanayım. Dünya küresel. Ya da geoid şöyle. Evet. Halbuki senin kullandığın harita karesel. Yani şöyle. Hı hı. Şimdi sen burada iki meridyen arasının ekvatorda daha geniş, kutuplarda daha dar olduğunu görüyorsun. Şey, ama burada böyle bir şey yapamıyorsun ki. İki meridyen arası her yerde aynı. Evet. Dolayısıyla küresel bir şekildeki bölgeyi karesel bir şekle aldığında şekilde bozulmalar meydana geliyor. Bunun da nedeni dünyanın küresel şeklinin düzleme tam olarak aktarılamaması, yani sorumuzun cevabı Bursa. B. Murat öğretmenin sınıfa getirdiği dünya haritası. Yani bu Murat öğretmen sınıfa bir dünya haritası getiriyor ve soruya konu oluyor. Hı hı. Ben hayatım boyunca elimde küreyle haritayla gezdim. Hiçbir yerde adım yok. Sen de gül. Bir yazmadınız Serkan öğretmen diye. Murat öğretmenin sınıfa getirdiği dünya haritası silindirik konik düzen projeksiyon yöntemlerinden hangileriyle çizilmiş olabilir? Şimdi bakalım hocam buna. Nereyi mükemmel gösteriyor? Avustralya kıtasını. Niye? Çünkü yani Avustralya kıtası yaklaşık ekvatora daha yakın. Evet. Ama nereyi çok fazla bozuyor? Kutba yakın yeri çok fazla bozuyor. Hı hı. Demek ki hangi açıyla bakılmış? Yaklaşık ekvatora yakın bir açıyla bakılmış. Evet. Yukarısı yani, daha dar geliyor çünkü. Evet, yani silindirik projeksiyon yöntemiyle bakılmış. Halbuki mesela işte birine bakarken silindirik projeksiyon. Hı hı. Ama Grönland'a Avustralya'ya bakarken konik projeksiyon. Çünkü biraz daha yakın. Hı hı. Ama mesela Grönland'a bakarken de düzlemsel kullanmış olsa bu hatayı yaşamayacak. Zaten projeksiyon yöntemlerinin kullanılma nedeni bu hocam. Demek ki sorumuzun cevabı A şıkkıymış. Grönland adası ve Avustralya kıtası hangi projeksiyon ile haritalar çizilirse hata oranı daha az olur. Dikkat et, hatasız olmaz demiyor. Hata oranı daha hata az. Hata illaki meydana geliyor. Hata oranını düşürebilmek için projeksiyonu çeşitlendirmek gerekiyor diyor. Şimdi gel bakalım. Grönland adası nerede hocam? Kutba yakın, kutba bir yakın yer, öyle değil mi? Kutba yakın yerleri ve dar alanları neyle mükemmel gösteriyorsun? Düzlemsel projeksiyon, evet, dediğimiz projeksiyonla. O zaman bir kere Grönland'a ne diyecek hocam? O zaman düzlem, düzlem olacak diyecek. A olabilir. Ve bu olmaz. D olabilir. Bu olmaz, bu olmaz, D olabilir. Avustralya nerede? Avustralya ekvatoral kuşakta değil. Orada değil. Yakın mi? Ama orta kuşağa yakın. Hı hı. Ekvatoral kuşaktaki yere baktığında
Endonezya, Malezya, Yeni Gine Körfezi çevresi, oralar. Bu biraz daha nereye yakın? Orta kuşakta, öyle değil mi? Öyleyse neyi kullanacak arkadaşım burada? Ya biraz daha eğrisel bir şeyi kullanacak. Eğrisel bir şey, silindiriyi kullanmayacak. Silindiriyi kullanarak çizer mi? Çizer. Hata olur mu? Biraz olur. Ama burada ne diyor? Daha az olur, az diyor. Öyleyse burada orta kuşağı gösteren koniyi kullanmak zorunda. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Evet efendim. İzoip sorusundayız. İzoip sorularını sevmiyorum. Neden hocam? Bana bunlar çünkü, keyifli gelirdi çünkü, ya. Çünkü tabi yaşın genç. Gözlerin seçiyor. Sen bunu gerçek oranda çöz. O zaman... Hepsi birbirine girmiş, böyle oluyorsun. Falan ayırt edemiyorsun. Aynı büyüklükte kağıda çizilmiş farklı bölgelerin haritaları verilmiş. Topografi izoip haritası anlamına geliyor. Hı hı. Ben buna direkt yorum yaparım hiç soruyu görmeden. Kıyı çizgisi 0 metre, burası 25 metre. Demek ki bu harita 25 metre yükselti farkıyla çizilmiş. Evet. 750 metre, 800 metre, 50 metre yükselti farkıyla çizilmiş. Hı hı. 650 metre, 660 metre, 10 metre yükselti farkıyla çizilmiş. Hı hı. Allah korusun. İhtiyacın oldu, tomografiye girdim. Tamam. Vücudunun 10 santimetre bir fotoğrafının çekmesi mi daha iyi ayrıntı verir? 50 santimde bir mi? 10 santimetrede bir. O zaman, o zaman bak, şu an soruyu okumadım. Ayrıntının en fazla olduğu harita bu. Hı hı. Buradaki en az ayrıntı da burada. Peki ayrıntı arttıkça ne oluyor hocam? Ölçek hani... Ölçek büyür. Öğrenci bunu hep karıştırır. Ölçeğin kesrindeki rakam... Ya geçin abicim onu. Vallahi geçin onu. Ben vallahi benim kafam basmıyor buna. Ben şunu söylüyorum. Ölçek büyüdükçe bir ülkeyi daha kocaman gösterirsin. Evet. Kocaman gösterdikçe her ayrıntıyı verirsin. Ya onlar herhalde perspektif olarak düşünüyorlar. Sanki dışarıdan tüm ülke gözüküyor. Daha şimdi büyükmüş onlar gibi. Tamamen matematiksel düşünüyor arkadaşım. Orada kaçırıyorlar. Coğrafyanın her yeri matematik değil ki. Hı hı. Ölçek paydasındaki rakam, payındaki rakam. Ya siz geçin onu işte. Adam sana Türkiye haritasını vermiş. Haritanın tamamında sadece kocaman Türkiye'yi görüyorsan bu büyük ölçekli bir haritadır. Aynı kağıda dünyayı çizmiş, Türkiye'yi bu kadar göstermiş. Türkiye küçülmüş. Hı hı. Küçük ölçekli bir haritadır. Basit anlamak iyidir Koray. Hiç unutmazsın. Haritalara bakılarak birinci haritanın ayrıntıyı gösterme gücü üçüncü haritaya göre daha azdır. Birinci haritaya bakalım abi. 25 metrede bir göstermiş. Üçüncü harita 10 metrede bir. Evet, bunun ayrıntıyı göstermesi daha az. Bunun ayrıntıyı göstermesi daha fazla. Evet, doğru. Çünkü daha düşük aralıklarla çizilmiş. Hangisine ulaşılabilir? Buna ulaşılır. İkinci haritanın ölçeği diğerlerine göre daha büyüktür. Bak işte dediğimiz yere geldik. Evet, ama ayrıntının çok olduğu ölçeğin, evet, ölçeğin en küçük olduğu harita bu. Ölçeğin en büyük olduğu harita bu. Ayrıntı fazla. Öyleyse bunu söyleyemeyiz. Bu yanlış. Üçüncü haritanın gerçekte kapladığı alan diğerlerinden daha büyüktür. Buradan böyle bir şey çıkartmanın imkanı yok. Sorunun cevabı yalnız bir. A şıkkı. Dediğim gibi adım adım gidersek, bodoslama atlamadan biz bu soruları kesinlikle yaparız. Ortaokul öğrencileri Mert, Berk ve Yağız. Şu an nerede bir hata yapıyorum? Sana da öğreteyim. Öğrencilerimiz de hatırlasın. Bu tür sorularda ilk önce soru okunuyor. Öncül değil. Çünkü öncülü okuyup soru okursan bir daha öncülü okumak. Bir daha tekrar başa dönüyoruz. Buna göre öğrencilerden hangilerinin söylediği doğrudur? Doğrudur. Şimdi neyi sorduğunu biliyoruz. Ortaokul öğrencileri Mert, Berk ve Yağız ders arasında okul koridorunda bulunan Türkiye fizik haritasını inceliyorlar. O sırada öğrencilerin yanından geçen sosyal bilgiler öğretmeni haritadaki renklerin ne anlama geldiğini soruyor. Tamam. Adam soru soruyor. Bu haritada renkler ne anlama geliyor? Mert, yeşil alanlar kesin ormanlardan meydana gelir diyor. Şimdi kesin demiş. Ben burada bir kullandım hocam. Başka bir durum var mı? Hani bir kere coğrafyada evet, yeşil orman göstermez. Yükselti gösterir. 0-500 metre arasıdır. Bunu bilmiyordum. Tabii. Yükselti basamağına göre renk alır. Öyleyse Mert'in söylediği doğru değil. Evet. Öyleyse içerisinde Mert olanları şık, şık. Şıkkı da gitti. Şık. Demek ki Yağız da kesin doğruymuş. Berk bence düz alanları gösteriyor. Bu yüzden Çukurova yeşil ile gösterilmiştir. Bence düz alanları gösteriyor. Bence bu da doğru değil. Neden? Sevgili öğrenciler bakın. Bir yer yüksek ama düz olabilir. Buranın yükseltisi 1000 metre ise
Sen bunu yeşille gösteremezsin ki. 0-500 metre arası yeşil, 500-1000 metre arası sarı, 1000-1500 metre arası turuncu. Öyleyse Berk'in söylediği de doğru değil. Bu nedenle sorunun cevabı yalnız yağız. Tamam mı? Kahverengiyle alakalı bir şeyler yazıyordu ama. Yok. Okumayalım mı hocam hiç bu durumda? Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fiziki haritasında Trakya'da yeşil renk, Doğu Anadolu bölgesinde ise kahverengi rengin fazla olması hangisini açıklanabilir? Ya bu, Türkiye, evet, Türkiye'de yükselti batıdan doğuya artıyor. Adam diyor ki burada yeşil renk kullandım, burada kahverengi renk kullandım. Niye? Yükselti basamakları farklı olduğu için. Şimdi buraya bakıyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde eğim. Hayır. Trakya'nın Doğu Anadolu oranında daha düz olması. Hayır. Trakya'da ortalama yükseltinin Doğu Anadolu'ya göre daha az olması. Evet. Cevap bu. Trakya'da bitki örtüsü. Hayır. Evet. Trakya'da tarıma elverişli alan. Hayır. Dediğim gibi. Çeldirici aslında. Tarıma elverişli alan. Kesinlikle. Yani. Yer şekillerinin haritaya aktarılma yöntemlerinden biri de tarama yöntemidir. Tarama yönteminin mantığı şu. Öğrencimiz hatırlasın diye vermek istiyorum. Eğimin az olduğu yerler ince ve aralıklı çizgilerle. Eğimin göreceli olarak arttığı yerlerde daha kalın ve daha sık çizgilerle gösteriliyor. Kullanışlı bir yöntem mi? Hayır. Yükselti veremiyorsun. Eğimi istediğin gibi veremiyorsun. Buna göre aşağıdaki yer şekillerinin hangisinde çizgilerin kısa, kalın ve sık taranması gerekir? Yani eğimin daha fazla olması gerekir. Hangisinde? Delta, deniz kenarında düzlük arazi. Ova da değil. Hayır. Ova, düzlük arazi. Hayır. Plato, deniz seviyesinden yüksek, düzlük arazi. Hayır. Falez, sorunun cevabı tabii. Bak. Ben vadiyi görünce... Falezi şeylerden hatırlarsın, Türk filmlerinden. Yok, onu hatırlamıyorum. Tabii yaşın müsait değil de ondan. Deniz kenarında uçurum. Hani filmin son sahnesinde filmin kadın artisti şuraya gelir. Üzerinde gelinlik vardır. Ondan sonra arkadan adam kovalar. Hayır Rülya, kaçma filan. Filmin sonunda şurada bir duvak yüzer ve burada işte anla. Burada filmin baş artisti. Ya orası falez mi oluyor? Evet. Deniz kenarında uçurum. Aşağıdan kayalar çıkmış, uçurum. Abi dikliği görüyor musun? Tabii ki sorumuzun cevabı falezdir diyerek geçelim.